ölene kadar, ölene kadar, İstanbul'u ölene kadar. Pas ver, pas ver. Hadi, hadi, al bakalım, al bakalım. Gol! Evet. Hadi çabuk al. Gol! Bugün kazanıyoruz. Bunlar lanet olsun. Ergenlik törenine gittiğimizi bilseydim kipamı da yanımda getirirdim. Dostum, Tottenham kuzeyde. Yolunuzu mu şaşırdınız? Yoksa salak falan mısınız? Salak bir komedyenliğe mi başladın Dahmım? Hadi çocuklar, sinirlerin resmi olduğu zamanlar hiç bu kadar gevezelik yapılmazdı. Muhtemelen daha da sinirli değildi, değil mi? Reis vıdı vıdı yapmak yerine dövüşmeyi tercih ederdi. Bu da nedir? Vıdı vıdı mı dedi? Ne demek bu? Öyle mi diyor? Evet. Bence İlk trene binip buradan defolup gitseniz iyi olur. Öyle mi diyorsun? Başınıza bir şey gelmeden. Bence onu dinleseniz iyi olur. Aslında bizim istediğimiz şey de tam bu. Bugünlerde revaçta olan bir çete değilsiniz. He? Öyle değil mi? Bence iki serseriden ibaretsiniz. Bak, bu yaptığın kabalık. Ama böyle düşünüyorsan sanırım seni hayal kırıklığına uğratacağız. Hadi, 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 hadi. Gidelim. Kampüsün güney tarafında birkaç görevli bekliyor. Sana söylüyorum, Louis'e ihtiyacın yok. Louis'in karşılığında sana Kishon ve Maddox'i vereceğim. Bak, bu işten zararlı çıkan benim. Çünkü Kishon eski koçuyla döndü. Şimdi Parsis'larda. Durdurulamayacak bir takım olma yolundalar. Bunu sen de ben de biliyoruz. Bak dostum, o yılın en formda oyuncusuydu, biliyorsun. Başka kim 6000 yardın üzerinde atabildi ki? Hadi ama. Bak, seni sonra ararım. Halletmem gereken bir iş var. Buckner. Bu 10.000 dolarlık çok iyi bir anlaşma. Biz bir anlaşma yapmadık Jeremy. Bak, başının belaya girdiğini biliyorum. Ama ailemin itibarını korumam gerekiyor. Bir Van Holden Howard'dan atılıyor. İmkanı yok. Burada biraz daha kalmam gerekiyor. Buckner. Hadi dostum. Babamın yeniden seçileceğine eminim. Mezun olduğumda senin arkanda olacağım. Teşekkür ederim dostum. Beni büyük beladan kurtardın. Karl Buckner'ı aradınız. Şu an görev için Kabil'deyim ve bana ulaşamazsınız. Washington'daki Times bürosunun dış haberler servisine bir mesaj bırakırsanız sizi en kısa sürede ararım. Teşekkür ederim.
Geçen yaz diploma almama 2 ay kala Harvard'dan atıldım. Ama öğrenmek üzere olduğum şeyi dünyanın hiçbir okulu bana veremezdi. İleride. Teşekkürler. Rica ederim. Matt. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Aman tanrım. Ah tanrım, seni görmek çok güzel. Seni de öyle. Burada bir terörist saldırısı falan mı oldu? Ah hayır, futbol çılgınlığı. Tottenham dün gece buradaydı. Sen de mi futbol fanatiği oldun? Aman sakın bu dediğini duymasınlar. Devam Mer- edin. Britanya Krallığı. Tamam. Matt dayısı benle tanış. Buna inanabiliyor musun? Merhaba ufaklık. Çok sevindim. Evet. Seni görmek çok güzel. Burada ne arıyorsun? Ama bu çok saçma Matt. Yanlış bir şey yapmadığın halde nasıl seni okuldan atarlar? O da arkadaşım yüzünden. Keş'in tekiydi. Biri kampüs güvenliğine haber vermiş. Onlar da odamızı aradılar. Eşyalarımın içinde onun mallarını buldular. Sanırım uyuşturucuyu hep benim dolabımda gizliyordu. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Hayır, eğer kullanıyorsan bana söyleyebilirsin. Hayır, kullanmıyorum. Yani karşı çıktın ama sana inanmadılar. Matt. Hakkını aradın değil mi? Bak, bu adamı tanımıyorsun. O bir Van Holden. Hiç şansım yoktu. Peki babam ne dedi? Karl Buckner'ı aradınız. Gelecek 57 yıl içinde fil dişi sahillerinde olacağını. Bu sefer Kabil değilmiş. Her neyse. Gerçekten onunla konuştuğunda ne dedi? Ona söylemedim. Bilmiyor mu? Sanırım senin yerinde olsam ben de aynını yapardım. Öyle mi? Geleceği parlak oğlunun Harvard'dan kovulduğunu öğrendiğinde boş bir havuzun içine kafa üstü atlayacaktır. Çok teşekkür ederim. Ah, Stevie geldi. Merhaba bebeğim. Merhaba. Hmm.
Sana bir sürprizim var. Hayatım, bir misafirimiz var. Bu benim kardeşim Matt. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sonunda tanışabildik değil mi? Bence de. Demek nihayet kıtaları açtın ha? Evet. Kim gelmiş? Kim gelmiş? Seni çok özledim bebeğim. Evet. Çok özledim. Baban küçük gelmiş. Yoğurt ben. Tatlım çay ister misin? Evet, harika olur. Çay ha? Dalga geç bakalım. Çok yakışıklı değil mi? Kesinlikle öyle. Dinle. Buraya geldiğine çok sevindim ama akşam için plan yapmıştım. Romantik bir gece düşünmüştüm. Bebek bakıcısını bile ayarladım. Chicago filmine bilet aldım. Gidersek aldırmazsın ya. Affedersin. Bakalım kapıyı kim yumrukluyor? Nasıl bir sürpriz? Ne yapıyorsun? Ne haber? Merhaba abi. Tanrım Shannon, o ne bakış öyle? Çok komiksin Pete. Matt, bu Pete, Steve'in kardeşi. Pete, bu benim kardeşim Matt. Merhaba. Memnun nasılsın? Oldum. Ben de memnun oldum. Ne haber ben? Ölene kadar Westhamlıyız. Tamam. Ölene kadar Westhamlıyız. Tamam. Biliyorum ve bundan yeter, eminim. Yeter, tamam yeter. Ben onu yatağa götüreyim. Gel bakalım. Evet, hadi bakalım. Görüşürüz ben. Söyle bakalım. Ne? Sen maça gitmeyecek miydin? Teknik olarak evet. Geçen gece çocuklarla içkiyi fazla kaçırmışız. Birine yolu sordum sonra... Dur tahmin edeyim. Cüzdanını kaybettin. Ve anahtarlarımı. Dışarıda bir taksi var. Abim bir numaradır. Nasılız kıtalar arası kuzen? İyiyim, teşekkür ederim. İyiyim, teşekkür ederim. Bir yüzlüğün sana zararı olmaz değil mi? Sen iyice arsızlaştın. Hadi ama Steve. Bir içki alsana, bir içki alsana, bir içki alsana. Kes sesini, tamam mı? Kapa çeneni. Ne yapacağımı söyleyeyim mi? Sana bir yüzük vereceğim. Ama Matt'i maça götüreceksin. Hadi ama rüyanda görürsün. Bir Yankee ile maça gitmeyeceğimi biliyorsun. Gideceksin. Ve onu en güzel şekilde ağırlayacaksın. Hadi. Peki tamam. Teşekkür ederim. Beraber vakit geçiremiyoruz. Sen çık. Dinle beni. Ona para vermek yok, tamam mı? Asla para yok. Bu biralar için. Tamam. Güzel. Matt. Nereye gidiyorsun? Pete'le birlikte futbol maçına gidiyorum. Ama daha yeni geldin. Biliyorum. Daha sonra telafi ederiz. Tabii. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Onun Pete ve arkadaşlarıyla dolaşmasını istemiyorum. Önemli değil. O kocaman bir çocuk. Merak etme. Hangi elimde? Hadi. Sağda mı? Hı hı. Büyük ödülü kazandınız. Nasıl? Ha? Beni ne kadar seviyorsun? Çok. Bu yetmez. Bak dostum. Şaka yapmıyordum. Seni maça götürmek isteyeceğim son şeydir. Burada işler şöyle yürür. Paranın yarısını verirsin. Ben maça giderim. Sense Churchill'in sıvadığı yere gider. Ya da diğer Yankiler ne yaparsa onu yaparsın. Sıvadığı mı? Sıçtığı. Sıçıp sıvamak işte. Bu bir küfür. Arılar ve ballar gelsin paralar gibi. Mesela bir örnek. Ver şu lanet paraları. Steve'e bir söz verdim. Steve burada yok, öyle değil mi? Ama ben varım. Seni de yanında götüreceğimi sanıyorsan fena halde yanılıyorsun. Sana para filan vermeyeceğim. Çok yanlış bir seçim yaptın dostum. Damarıma basmaya başlıyorsun. Bana paranın yarısını ver dedim. Polisler! Nasıl böylesine aptalca hareket edebilirsin? Tamam o zaman. Benim için dans et Yankee. Bir kız gibi dövüştüğün için hak ettiğin cezayı buldun.
İstiyorsan tekrar dene. Seni şöyle bir güzel benzeteyim. Evet, benzetirsin, ikna oldum. Hadi dostum, kal. Sanırım pek kavgacı bir tip değilsin. Kavgacı mı? Muhtemelen ettiğim ilk kavga bu. Sen buna kavga mı diyorsun? Boş ver. Seni de yanımda götüreceğim. Belki bir şeyler öğrenirsin. Futbol hakkında mı? Hayır dostum. Futbol hakkında değil. Tanrı aşkına, bir daha şuna futbol deme. Hadi daha hızlı. Sen neden bahsediyorsun? Beyzbol bir kız oyunu falan değildir. Red Sox'ın bir oyuncusu topa saatte 120 kilometre hızla vurabilir dostum. Kimin umurunda? Bu senden daha hızlı mastürbasyon yaptığı anlamına gelir. Yapma. Bir düşünsene. Hiç anlamıyorum. Siz Amerikalıların derdi ne? İğrenç bir savaşa giriyorsunuz. Ondan sonra da gelip başınızı beladan kurtarmamızı istiyorsunuz. Başınızı beladan kurtarmak evet. mı? Hem ayrıca askerlerimizin yarısında kazara siz öldürüyorsunuz. Kendin dedin kazara. Tabii ya, pabucumu kazarsın. Nasılsın Danım? İyiyim dostum. Bak. Şimdi benim mekana gireceğiz, tamam mı? Orada çeneni kapatıp uslu uslu oturacaksın. Burada Yankee'den daha rahatsız edici olan tek şey polis ya da gazetecidir. Gazetecilere neden düşmansın? Sen nerede yaşıyorsun? Onlar gazetelerini doldurmak için her şeyi yazabilen yalancı mahluklardır. Senin ihtiyar hariç tabii. O bir istisna. Bu da önemli tabii. Buradakiler baban hakkında bir şey bilmiyor. Yerinde olsam kimseye söylemezdim. Başka bir şey daha. Burada duyduklarından kimseye söz etme. Abim Steve'e neler yaptığımızdan söz ederken boş boğazlık edeyim deme. Maçta ne olursa olsun orada kalır, tamam? Peki, tamam. Hadi biraz eğlenelim. Bugün maç günü. Nasılsın Pete? İyiyim. Herkese merhaba. Hey! Nasılsın? İdare Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Çocuklar bu Matt, Shannon kardeşim. Merhaba. Ned. Merhaba. Memnun oldum. Evet. Dave. Memnun oldum. Civil. Ne haber dostum? Merhaba. Ike. Merhaba. Şu acayip tıraşlı olan da kim? Merhaba. Merhaba. Ben gidip içkileri getireyim o zaman. Evet, tamam. Git de içkileri evet, git. Hep aynı. Her zaman aynı evet. Her zaman aynı değil mi? Hep aynı. Artık başka esprilere geçseniz. Bowen nerede? Tamam. 15 dakikadır tuvalette. Sanırım dün gece Ruby'li bir şey yemiş. Durun, o hiçbir şey anlamadı. Bak, burada biz Kore'ye Ruby deriz. Londralar Argo'da mı böyle? Argo. Evet, yani arılar ve ballar gelsin. Evet, evet. Arı gibi kırıtmasana be oğlum gibi. Bu neydi şimdi? Ha, ne diyorsun? Beğenemedin mi? Yanki pislik çukuru gibi. Hey Bobo. Nasılsın dostum? İyiyim dostum. İyi misin ha? Çok iyi. İyi misin? Bu Matt, Shannon kardeşi. Merhaba. Tam beklediğim. Beni hiç unutmadın dostum. Teknik olarak o da aileden sayılır. Ah dostum, ne kadar üzücü. Bol serserinin tekidir ama hepimiz onu çok severiz değil mi çocuklar? Tabii, tabii. Tıpkı bir kardeş gibi değil mi? Hey Matt, ondan sonraki bireyi de sen getir. Tamam. Baksana Matt, gelirken biraz da tuzlu fıstık getir. Tabii. Aferin. Bol yapma. Bu bebek bakıcılığı işi de nereden çıktı? Biliyorsun ki bugün bir işimiz var. Sorun değil bu. Onu işe karıştırmayacağım. Hem bu geçen geceki gibi. Ne? Bu iş büyük bilmeye değmez mi yani? Minik bir Yankee'ye göz kulak olacak diye korkusuz liderimiz aramıza teşrif etmezlerse kurbanlık koyuna benzeriz. Haklı. İyi bir noktaya parmak bastı. Bırakın da bu konuyu ben düşüneyim. Tamam mı çocuklar? Yankee'ye gelince size karşı çok ılımlıydı. Çünkü kendisi uluslararası karate sıralamasında çift kara kuşak sahibi bir kişidir. Anlıyor musunuz? Ciddi misin? Şunun tipine bir baksana. Hayır. Mesela şu Karate Kid serisi. Anlatılanlar onun öyküsü. Yapma. Git işine. Evet. Gerçekten mi? Evet, bu doğru. Evet, kesinlikle. Palavra. Palavra. Hadi ama neden olmasın? 5 dakikadır burada oturup sürekli palavra sıkıyorsun. Hadi iç. Hadi sen de iç. Hadi dur bakayım. Tamam mı? Fena değiliz. Hep hakemler hatalı olmaz. Tamam. Tamam. Hey, ne yapıyorsun? Hey. Dur. Tamam. Hadi. Hey hadi, bana bir bardak daha ver. İçsene. İçmek istiyorum. Evet, aynen böyle. Evet. Evet, hadi iç bakalım. Hadi iç. Hadi. Devam et.
Bravo. Şimdi gerçek bir Londralı oldun evlat. Bu haftaki maçı. Evet. Hadi hadi şerefe. Şerefe. Hadi Buster, büyük günaydın. Günaydın. Haydi Buster. Günaydın. Haydi Buster United. Haydi Buster United. Haydi Buster United. Haydi Buster United. Bak ne diyeceğim, şu Karate Kid konusunda söz ettiklerin hepsi gerçek değildi, değil mi? Hayır, hayır değildi. Hayır dostum, gerçeğin ta kendisi. Evet. Seni kim çalıştırmıştı? Şu çekik gözlü moruk, adı neydi onun? İlkinde oynayan mıydı? Üçünde de oynuyordu, dördüncüsünde niye sen yoktun? Yani neydi o lanet olu sonucanın? Her şey ona borçlusun. Evet. Hatırlamak zorundayım. Seni bugünlere getiren o değil mi? Anlamıyorum, ne yaptın? Nasıl hatırlamasın? Hadi söylesene. Nasıl hatırlamasın ha? Hadi söyle. Şu hocanın ismi neydi? Onu duymak istiyorum. Söyle bana. Söyle neydi? Bunu ben de biliyorum. Miyagi. Miyagi. Evet. Öyle mi? Miyagi. Bay Miyagi. Bay Miyagi. Evet, işte Bay Miyagi. Ne o dedin sana? O gerçek birinden esinlenin. Ne? Evet. Gerçek bir karakterdi. Araklamışlar. Evet. Ona ödeme yaptılar mı? Ha? Söyle bakalım. Ödeme yaptılar mı? Evet. Elbette o adama parasını ödemişler. Durumu bir düşünsenize. Hayır dinleyin. Ciddi. Bir düşünün. Biri sizi filmde öykü olarak kullanıyor. Evet. Ama size zırnık koklatmıyor. Bu gerçekten berbat bir durum. Öyle değil mi? Berbat bir durum. Şuraya bakın. Gerçek Bay Miyagi. Bu bizim şarkımız, tamam mı dostum? Gökyüzüne uzanıyorlar, aileden biri. Shannon'ın kardeşi olduğun için Pete sana iyi davranıyor olabilir. Ama unutma. Biz yabancılardan hiç hoşlanmayız. Anladın mı? Evet, hadi gidelim dostlar, hadi bakalım. Pekala, şu anda çıkmaya başladılar. Evet, sakin gözüküyorlar. Herhangi bir sorun yok. Ben eve gideceğim. Evet. Hem de çocuklarla bir şey kaçıramaz. Biliyorsun, bu bizim gelinler öğrenmek istemiş. Şimdi de... Ya dinle beni, şimdi de maça gideceğiz, tamam mı? Biliyorum, çok büyütüyorsun. Lütfen, yapma bunu. Her zaman yaptığım şey, maça gidiyorum işte. Ülke biziz. Taraftarlar maça girmeye başladı. Taşkınlığa karşı hazırlayın. Tamam, biletlerinizi çıkartın çocuklar. Herkes biletlerini. Her sahaya çıkmadan önce taraftarların kuralları ihlal etmemesi ve sahaya yabancı madde atmamaları önemli rica olunur.
Tekrar ediyorum. Tarafların kuralları ihlal etmemesi ve sahaya yabancı maddeler atmaması önemli rica olunur. Evet, hadi. Güzel, öyle değil mi? Gel. Defolun gidin buradan pis herifler! Defolun! Bizi gömeceğiz, biz kazanacağız. Yoksa sen çıkar. Hadi aslanlar! Devam et! Süper! Devam et! Hadi! Şuraya bakın millet. Bu boğa mı? Bakın o tarafa geçmiş, gördünüz mü? Nasıl yendik ya? Aşağı gelip yendik. Hadi bırakın beni. Hadi gelin. Hepiniz de başa çıkabilirim. Hey! Hadi bir başa. Gittik. İşte orada. Hey Bob. Harikaydın dostum. Harikaydın. Sen bir efsanesin. Onlara adlerini bildirdim değil mi? Endişelenme. Daha bitmedi baylar. Bu herifler bize saldıracaklarmış. Nereden duydun? Her zamanki şeyler. Lanet olası zırhlılar işte. Metroda saldırmak için toplanıyorlarmış. İslam yakınlarında saldıracaklarmış dostum. Gitme zamanı çocuklar. Hadi çocuklar. Daha neyi bekliyoruz? Hadi gidiyoruz. İki aylar. Gidiyoruz öyleyse. Hadi gidiyoruz. Ben eve gitsem iyi olacak. Tamam, nasıl gideceğini biliyor musun peki? Londra istasyonundayım. Evet. Başını eğerek yürü. Metroda çok fazla bölmen olmalı. Tamam, merak etme. Tamam. Trişe yazdırsan daha iyi olmaz mıydı? İstanbul'dayım mı? Tamam. Herhangi bir şeyden şüphelenirsen yolunu değiştir. Tamam, tamam, endişelenme. Tamam, görüşürüz. Hadi çocuklar. Gidelim. Yakalayın şunu. Al. Bakın ben sorun istemiyorum. Lanet olası bir Yankee'ymiş. Yankee neden cesillere takılsın? O dediğiniz nedir onu bile bilmiyorum. Ben sadece bir turistim. Aa, öyle mi? Sana bir hatıra vermemize ne dersin peki? Çelse sırıtması diye bir şey duydun mu? Lütfen yapmayın, lütfen. American Express alır mısın peki? Bahsevarım reis sana yapılan bu şeyi hiç önemsemeyecektir. Bir zamanlar GS'i adamlarından birini unutacak kadar şapşal değildi. Biz dostlarımızı unutmayız pislik herif. Hadi! Tiç kurusu! Bakın kaçıyor, yakalayalım! Hadi gidelim! Ben minibüse getiriyorum! Nereye kayboldu bu? Çok ufaktı, kaçıp gitti! Bu iş için artık çok yaşlandım. Ciddiyim, bir alıp dinlenmeliyim. İşte geldi! Vites annen gelse bile beceremez. Tamir ettirmen gerek dostum.
Hadi çocuklar, ebeye dönelim. Bu sefer sıra kimde? Bende değil. Peki kimde? Esindirdir'i. Tamam, varınca konuşuruz. Burası kokuyor. Kesin neymiş artık. Neymiş o kokan ha? Leş gibi kokuyor. Tanrım dur. Pis herifler. Hadi çocuklar. Benim şuna. Bu da ne? Hadi. Hadi koşun koşun. Bu da ne? Pekala niye orada bekliyorsunuz ha? Gelsenize pislik herifler, gelsenize, gelin hadi. Hadi hadi gelin. Hadi herifler. Net olsun. Hadi gidelim buradan. Ne? Baksana 20 kişiler. Evet haklısın ama bizimleyken kaçamazsın. Olduğun yerde kal ve dövüş. Dövüşeyim mi? Dövüşmeyi bilmiyorum. Sadece nefret ettiğim. Hadi bakalım gelsenize bizim bunları. Hadi. Ne oldu? Heh. Hadi ayağa kalk pislik herif. Hadi kalksana ayağa. Ne duruyorsun ha? Hadi. Bakalım. Gel bakalım. Gel buraya. Koşun! Koşun! Hadi gelin! Hadi gelin korkaklar! Lanet olsun. Aferin Matt. İyisin değil mi? Çok iyi yetiştin bu avat. İyisin. Sen gerçekten manyakmışsın Dave. Gerçekten öyle. Of çok acıyor. Fazla bir şey yok. Birçok kişi harikaydın dostum. Durumda korkudan tabanları yağlardı. Seninle gurur duyuyorum. Aferin sana. Aferin. Kimdi o? Kim? Nefret ettiğin kişi. Evet. Lanet olası Jeremy Van Holden. Evet, evet. Onurunu kurtardın dostum. Tamam, bu kadar yeter, şımarmasın. Attığı ilk yumruğu gördün, bence biraz kadınsıydı. Evet. Öyle değil mi? He, kadınsı. Ne? Birazcık gel. Hadi gidelim. Biz o zaman anlardık. Hadi yakalanmak istiyorsunuz. Haklı, hadi gidelim tamam. Artık buradan, hadi. Evet. Onlara günde bir gösterdik. İyi bir şey gördüler. Çok iyiydiniz. Evet, onlara günde bir gösterdik. Günaydın dostum. Nasılsın? Biraz ağrım var. İngiliz kahvaltısı ve iki tane aspirin. Turp gibi olacaksın dostum. Evet. Öyle çişim var ki at gibi işeyeceğim. Lanet olası gazeteler. Şuna bir bak. West Ham muhteşem bir oyunla 3-0 kazandı ama bizim ufak kavgamız manşette. Kan imici salaklar. Bu ne şimdi? Standart gazeteci palavraları. Hayır, bu GSE. Sesini alçalt biraz. Siz organize politik bir hareket filan mısınız? Hayır dostum, biz bir grubuz. Amerika'da hiç grup diye bir şey duymadın mı? Hayır. Bak, Avrupa'da her takımın bir grubu vardır. Bazısının iki tane. Yankilerin dünyadan habersiz olduğunu unutmuşum. Siz bizi sadece televizyondan tanıyorsunuz. Hadi. İki domuz pastırmalı sandviç. Teşekkür ederim. West Ham futbolu sıradandır ama. Buyurun efendim. Grubumuzun birinci sınıf afiyet olduğunu olsun. Herkes bilir. GAC yani kaliteli grup. Arsenal mükemmel futbol. Boktan grup. Gunnerlar. Tottenham boktan futbol ve boktan grup. Yani yiğitler. Geçen gün liderlerini telefon kulübesine tıktım. Peki Millwall? Millwall. Millwall'u sana nasıl anlatabilirim? Millwall ve West Ham takımları birbirlerinden ölümüne nefret eder. Yani Yankiler ve Red Sox gibi. Daha çok İsrailliler ve Filistinliler gibi. 10 yıldır Millwall'la oynamıyoruz. Önde gelenleri Tommy Hatcher adında rezil ve bunak bir heriftir. Reisin zamanında Tommy'nin oğlu bir kavgada öldürüldü. Ondan sonra iyice kafayı yedi. Tam bir kaçık. Reis kim peki? Reis mi? Bu civarda bir efsanedir.
Ben daha küçükken o 90'lı yıllarda J.S.'nin başıydı. Görebileceğin en sert adamdı. Onun gitmesiyle birlikte havamızı kaybettiğimizi söylüyorlar. Ama inan bana, bizim çocuklar J.S.'nin eski itibarını tekrar kazanacaklar. Yani grup dediğin aslında bir çete. Öyle denebilir ama Los Angeles çetelerine benzemeyiz. Hareket halinde giden bir arabadan ateş etmek olsa olsa ödlekliktir. Bak, kavgalara falan karışıyor olabiliriz ama bu bir itibar meselesi. Bütün çetelerin ardı ardına burnunu sürtmek ya da diğer grupların ağzından düşmeyecek bir şeyler yapmak. Yankin'in birinin görmediğinin has adamlarından birini tataklaması. Evet. Buyurun şöyle otur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Pete, yaptıkların için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Kafana takma. Dün bizim için iyi bir gün. Güldük, eğlendik, içtik, tezahürat yaptık. Sayıca çok azdık ama dostlarımızla omuz omuza verdik ve ne olursa olsun kaçmadık. Zaten bunun için varız. Şu çocuğun haline bak. Yine başlama, tamam mı? Sana ne söylemiştim? Çok basit bir şey söyledim. Belaya bulaşmayın dedim. Bunun benimle ilgisi yok. Eve dönerken üzerine atladılar. Şanslı ki biz oradaydık. Tabii ya, sen gerçek bir kahramansın değil mi? Sanki sen oradaydın da gördün. Bak, sana ne diyeceğim. Sen ailenle ilgilen. Benim işime karışma, tamam mı? Ailemle mi? Senin neyin var ha? Söylesene. Annemin Kodes'te ziyarete gelmesini mi istiyorsun? Yoksa babamın yanına gömülmeyi mi istiyorsun? Aman tanrım. Matt, neler oldu? Shannon, ben iyiyim. Pete, bu aileye yaptıklarını görebiliyor musun? Benim bütün gördüğüm korkak bir adam. Sakın bir daha benimle böyle konuşma. Çok yanlış düşünüyorum. Sakın bir daha bana dokunma. Defolun gidin. Defolun. Defolun. Bebeğim, üzgünüm. Bu yaptığın pek akıllıca değildi. Ama yine de sağ ol. Gidip içelim mi? Hayır. Hadi. O birayı ısmarlayacak olan sensin. Bence sokamayacak. Sen kendi işine baksana. İşte böyle dostum. Tanrım, siz birbirinizin kıçından ayrılmaz mısınız hiç? Bırak şunu bu. Uğraşma bizimle. Hayır, ikiniz için endişelenmeye başlamıştım. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama gay gibi görünüyorsunuz. Bu. Birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. Sana herkesten fazla güvenirim. Ama artık sınırları aşmaya başladım. Eğer bir sorunun varsa... Sorun senindir, benim değil. Ama bu konuyu uzatmak istiyorsan dışarı çıkabiliriz. Evet, biralar. Ebo, sıra sende dostum, hadi. Evet. Oyuna devam edelim, hadi gel. Yolunda mı? Evet. Dostum, baksana bu bence adam bu bira çok diyor. İyi. Öyle değil mi? Onca yoldan gelip bir gece bile kalmadığına inanamıyorum. Daha fazla sorun çıkartmak istemiyorum. Hayır, sen sorun falan çıkarmadın. Şey, Steve'le her şey yolunda mı? Evet, evet, biz iyiyiz. Tamam, seni Pete'in evinden ararım. Matt, lütfen gitme. Steve bu olanlar için kendini çok kötü hissediyor ve bizimle kalmanı gerçekten istiyor. Tabii ben de Pete'in yanında kalmanı istemiyorum. Ama ben Pete'le kalmak istiyorum. O ve serseri arkadaşları çözüm değil. Sen neden bahsediyorsun? Ne çözümü? Bak, tam 3 yıldır gelip beni ziyarete gelmen için sana yalvarıyordum. Düğünüme bile gelmedin. Kocamı tanımıyorsun, yeğenini kucağına bile almadın. Kendini şöyle bir gösterdin ve şimdi de gidiyorsun. Şu konuşana bakın. Annemin ölümünden sonra başka bir ülkeye kaçıverdin.
Özür dilerim. Ara sıra uğra. Elbette uğrarım. Jeremy Van Holden. Tam bir pislikmiş. Dostum, anlattıklarını bana yapmış olsaydı onu lime lime ederdim. Bu Harvard zibidileri seni neredeyse uykunda boğazlayacaklarmış. Ne okuyordun? Yani şu çocuk seni attırmadan önce. Tarih. Tarih mi? Ben tarih öğretmeniyim. Sen öğretmen misin? Evet. Seni ukala. Tarih ve beden eğitimi. Ne yani, maaşımızı CS'den mi alıyoruz sandın? Ben acayip zekiyimdir. Gidelim. Soğuktan kıçım dondu. Çocuklar, bugün aramızda çok seçkin bir misafirimiz var. Bay Buckner, Amerika'nın en iyi üniversitesinde eğitim almış bir Amerikalıdır. Harvard'da. O kadar yıllık saygın eğitimine rağmen Bay Buckner hala beyzbolun futboldan daha iyi olduğunu düşünüyor. Anlıyorum çocuklar, bu kesinlikle bir günah. İşimiz bu dinsizi günahlarından arındırmak ve hayatta önemli olanın hangisi olduğunu öğretmek. Nedir o? Kesinlikle. Beşerlik bir oyun oynayacağız. Bay Buckner konuk takımın kalecisi olacak. Ona karşı yumuşak olun çocuklar. Amerikalılar nasıl çürüktür bilirsiniz. Hadi bana da hiç gönderelim onlara. Hadi. Eşitliği nasıl sağlayacağız? Yani her gelen topu içeri mi alacağım? Yerinde olsam bunu dert etmezdim. Pekala. Hazır mısın? Hadi Duncan. Sür topu. Hadi oğlum. Çek şutu hadi. 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 Mükemmel bir gol. Çok güzel. Harika. Muhteşem. Pekala çocuklar. Ev sahibi takım 10, konuk takım 3. Berbat kaleciliği için konuk kaleciye teşekkür ederim. Tamam çocuklar, gidip üstünüzü değiştirin. Tamam öğretmenim. Gel hadi gidelim. Tamam. Harikaydı. Hadi. Oku üstü oturtmak diye buna derim ben. Bana tuzak kurdun. Minikler olimpik futbol takımı filan da herhalde değil mi? Hayır dostum, bunlar sıradan İngiliz çocukları. Bunlar bizim gelecek neslimiz. Gelip Amerikan Bağımsızlık Savaşı hakkında birkaç şey anlatmaya ne dersin? Yaşayan bir sömürgeciden bunu dinleme hoşlarına gider. Amerikan tarihi benim uzmanlık alanım değil. Onlar daha 10 yaşında. Ne istiyorsan onu anlat. Bu öğleden sonra şehrinde bazı planlarımız vardı. Tamam o zaman. Sonra içmeye gideriz. Evet evet, barda görüşürüz. Tamamdır. Kimsin sen? Kimsin sen? Ama o çocuklar sıradan değildi. Nasıl rezil oldu görmediği. Bizimkiler gerçekten çok iyi oynadılar. Sıradan çocuklar sanmıştım. Hiçbir şey söylemedi ki. Her taraftan geliyorlar. Böyle bizim altyapıda öğrenmiş gibi konuşma. Kabul et, rezil ol. Ne? Hayır öyle değildi. Hadi canım. Tarih dersine de girmedi. O zaman daha ne? Söylesene. Yoksa ondan da mı korktun? Ya, tamam yeter var. Artık. Evet. Yeter tamam biliyorum. Tabii canım. Saçma. Aferin sana. Thank you.
haline baksana. Adamı kızdırmayın. Hadi şöyle siz güzel bir şeyler yiyin çocuklar. Ben çok açlıktan ölüyorum. Ne yiyeceğiz? Çok ilginç. Bu eski dostumuz Bower değil mi? Bower. Nasıl gidiyor evlat, iyi misin? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bölgeye gelmekle büyük bir aptallık yapmışsın. En ufak bir fırsatta kıçına tekmeyi seve seve basacak bir sürü adam var burada. Hatta dördü orada dikiliyor. Çok haklı evlat. Söylesene Bo, grubunuzun uluslararası olma hevesi de neyin nesi? Ha? Sakın beni takmıyormuş gibi yapma seni aşağılık böcek. Sana bir soru sordum. Grupta bir yankenin olduğunu duydum. Ne iş bu? Bu geçici bir şey. Beni gerçekten geçici, ha? Kendi sesimi bile duyamıyorum. Burada konuşmaya çalışıyoruz. Öyle değil mi ha? Derdi ne bu adamı? Şş, sus. Kendine bir baksana minik Bower. Kocaman adam oldun. Senin şu kız nerede? Beyti. O evde değil mi? Küçük parmaklarını reisin kocaman ayakkabılarına mı sokmaya çalışıyor? Doğru, biz o zamanlar çok küçüktük. Senin zamanında. O zamanlar da kolay kolay korkmazdın sen. Söylesene Bower. Ne yaptın? Millwall'lar niçin geldin? Sanki biraz kabadayı gibi, öyle değil mi? Yalnız mı geldin? Biraz öyle. Bence de öyle değil mi? Evet, haklısın. Ama kibar biri olabilir. Sanmıyorum. Bence öyle değil. Evet. Affedersin, izin verir misin? Tamam. Baksana ne diyeceğim. Merhaba. Ben Tommy. Tommy Hatcher. Evet, biliyorum. Biliyor musun? İşte bu çok kötü. Gerçekten çok kötü. Çünkü artık yanındaki sürtüyü susturmaman için bir mazeretim kalmadı. Anlayamadım. George, benimle tamam. Böyle konuşamaz. George, içeri girdiğimden beri senin kız çenesini bir türlü kapamadı. Şimdi onun çenesini kapamanı istiyorum. Böylece GS'nin önde gelenlerinden misafirimiz Bower'la sohbetime devam edebilirim. Ne dedin sen? Artık aman hiç tanrım. Susmaz mı bu kadın aman ha? Söylesene sussun şu kadın artık ya. Bak hala konuşuyor. Yeter artık. Yeter mi? Yeterli olduğunda sana söylerim evlat, tamam mı? Tommy. Oh, George. Pakistanlı polisi aradı. Hadi Tommy, buradan uzaklaşmak zorundayız. Tekrar görüşeceğiz. Hem de çok yakında bu oğlum. Olamaz. Yarın geceye kadar döneceğimi sanmıyorum. Ona nazik davran ve unutma. Sol tarafta. Tamam. Gergin görünüyorsun. Gergin mi? Hadi oradan. Aklından neler geçiyor? Gece boyunca her West Ham'lıyı ayakta tutacak iki kelime. United deplasmanı. Merhaba çocuklar. Merhaba Pit. İyiyim ya sen. Merhaba dostum. Haber? Nasılsın? İyi. Demek sen de buradasın ha? Selam, ne haber? Bower nerede? Kim bilir. Bütün hafta başımıza bela oldu zaten. M.Ö.S. Maç öncesi stresi. Yine oyun bozanlık yapıyor. Boş ver, 5 dakika sonra tren kalkacak. Biliyorum. Telefonum kapalı. United deplasmanından kaçtığına inanamıyorum. Seni bekleyen bir sürü adam var. Hele geçen yılki en iyi adamlarına yaptıklarından sonra. Geçen yıl ne oldu? Amacımızı biraz aşmış olabilirim. Biraz mı diyorsun? Dave nerede? Haberiniz var mı? Senin? Aa, her şey yolunda gidiyor. Öyle değil mi? Ben gelirim. Olmaz. Ne? Sadece Ike ve Sivil'le gidecek değilsin ya. Gücenme ama yabancıları bu yolculuğa alamayız. Sen git hadi. Seni sonra ararım.
Görüşürüz dostum. Kim bilir? Bu olacak iş değil. Hey, yakala. Tamam, torbanın içinde ne var? Manchester'a hareket etmek üzere olan 55 treni hareket etmek üzere. Hayır, öyle değildi. Merhaba baylar. Bobur. Yiğit. Otoparkta buluşmayacak mıydık? Burada bekleyelim dedi. Bak, kuyumu kazmaya çalışıyorsan daha sen bilirsin. Ama bugün bitinceye kadar biraz bekle. Manchester treni 5 dakika içinde kalkacak. Ne haber dostum? İyi, çok hadi iyi. Hadi çocuklar, maça tamam, gidelim. Tamam gidelim. Artık sana borç vermeyeceğim. Nedenmiş? Tamam. Hadi oyun oynayalım. Evet, nasıl ben oynandığını göstereyim. Hayır demem. Hadi hadi başlayalım. Benim için hiçbir zaman para önemli olmamıştır. Sana aşkına bu yaptığınız nedir ha? Çok iyi. Senin burada ne işin var? Sadece üçüncüsünü sanmıştım. Ne hoş değil mi? Planın bu muydu yani? Ben bu pislikte gitmek istemiyorum. Otur dostum. Hadi Mehmet, Mehmet gel otur. Gel şöyle gel. Evet sen geç. Geç. Hadi. Ne haber? Hadi biriniz başlayın. Başlayın hadi. Biriniz işte. Başlayın hadi. Başlayalım artık şu lanet olası oyuna. Hadi. Şişmanladın mı? Hayır hayır öyle değil. Dave neredesin? Evet şey size yetişemediğim için ya. Özgünüm. Evet ben geldim dostum. Ne Manchester'da mısın? Evet. Evet. Burada yaklaşık 50 kişi sizi bekliyor dostum. Dinlesin. Manchester! 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 Duyuyor musun? Evet dostum. Sizi bekliyor. Sakın Manchester'da inmeyin. Tamam dostum. Tamam, görüşürüz. Mahvolduk. Ne oluyor? İstasyonda bizi bekliyorlarmış. Trende olduğumuzu biliyorlar mı? Bizi izleyen bir gözcüleri olmalı. Kaç kişiymişler? 40-50 kadar. Bir sonraki istasyonda inemez miyiz? Bu bir ekspres tren. Manchester'a kadar durmaz. Öyle mi dersin? Hadi çocuklar. Hemen oraya gitmezsek kaçtığımızı düşünürler. Boş versenize. Önce istasyona gidelim. Kapa çeneni. Gelmem bile hataydı. İşin tüm anlamı bu zaten. Bunun için yaşıyoruz. Boş verin onu. Plan şu. Ay, Dave'i ara. Olanları ona. Manchester'a yaklaşık 20 kilometre var. Birkaç taksi bulmalıyız. Olamaz. Nerede bu lanet taksiler? Pete, bir fikrim var. Sana çeneni kapa dememiş miydim? Asıl sen çeneni kapa bulmuş. Kesin şunu yapmayın. Yapmayın. Sinirleniyorum. Fikrin nedir? Sen bizim Manchester. Herkes burası MM5. Olay yerindeyim. Bir grup Manchester United taraftarı toplamış. Hem de kaldı bu aşağılık herifler. Tren 10 dakika önce burada olmalıydı. Birazdan gelirler. Tren dışında alternatifleri yok. Sıkı durun gençler. Unutmayın Dunham pistini Nigel'a bırakacaksınız. Tamam mı? Tamam. Evet. Tamam. Güzel. Güzel. Hop 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 hop. Ne istiyorsunuz? Affedersiniz beyler. Paramount filmcilikteniz. Hugh Grant'in yeni filmini çekiyoruz. Geçmeliyiz. Hugh Grant filmi mi? Güzel kadınlar oynuyor mu? Cameron Diaz'dı galiba. Umarım öyledir. Taş gibi bir kadın. Bırakın geçsin, açın yolu. Sağ olun. Bana 30 saniye ver, sonra buradan gideceksin. Nerede şanlı ciyesi? Nerede şanlı ciyesi? Nerede şanlı ciyesi? Nerede şanlı ciyesi? Kapışması yaşanacak. Bütün birimlerin dikkatine kavga başladı. Birkaç birim olay yerine doğru harekete geçti. Kavga hareketlenmeye başladı. Acele destek bekliyoruz. Dikkat! Acele destek bekliyoruz. Gelin bakın. Gelin gelin gelin. Oh,
Gördünüz mü burayı? Hadi gidelim. Hadi koşun, koşun. İşte buradayız. İşte buradayız. Manchester'da ölebilirdik. Bunu biz hariç herkes biliyordu. Aykın deyişiyle hikaye İngiltere'de Prenses Diana'nın ölüm haberinden daha hızlı yayılmıştı. GAC sonunda dönmüştü. Ansızın Londra'nın en ünlü ekibinin bir üyesi oluvermişti. Eski muhafızlara! Eski muhafızlara! Şehirdeki herkes beni tanımaya başlamıştı. Beni görenler şöyle diyordu. Hı, demek yani ki sensin. En iyi kısmı ne biliyor musunuz? Arkadaşlarının arkanı kolladığını bilmek değil, senin onları kolladığını bilmek. Bunlar bende. Al işte geldi. Helike'ye asla bu kadar yakın olmamıştırım bayanlar. Ama kendime bu kadar güvende de hissetmemiştim. Evet. Kendimden hiç bu kadar emin olmamıştım. Ve insanlar bunu bir kilometre uzaktan bile fark edebiliyor. Şiddete gelince. Açık söyleyeyim. Giderek beni sarmaya başlamıştı. Birkaç yumruk yiyip camdan yapılma olmadığınızı anladığınızda sınırlarınızı zorlamadan yaşadığınızı hissedemezsiniz. Bana söyleyemediğin şey ne? Okuldan atıldığını ablandan mı öğrenecektim? Neden beni aramadın? Aradım. Eli sekreter çıktı. Mesaj bırakabilirdin. Eli sekreterinle muhatap olmaktan yoruldum artık. Biliyor musun? Bunun yararı yok. Hey Matt. Matt yapma. Hadi. Sharon sana tuzak kurulduğunu söylüyor, doğru evet mu? Peki neden bana ulaşmadın? Sana ulaşmadım mı? Senin derdin ne söylesene. Derdim hoş olmayan bu durum Matt. Sana tuzak kurulduğunu söylüyorsun. Ve babanla bağlantıya geçmiyorsun. Eğer masumsan bununla mücadele edebilirdik. Masumsan mı? Eğer masumsan niçin yardım istemedin? Bir keş olduğumu mu düşünüyorsun? Açıkçası bilmiyorum. Ne düşünüyorsun peki? Bilmiyorum dedim Matt. Bu neden sana ulaşmadığımı açıklıyor. Elbette ne düşündüğünü bilmiyorsun çünkü beni gerçekten tanımıyorsun. Sen de İngiltere'ye geldin ha? Evet. Peki şimdi ne olacak Matt? Benden planın nedir? Basit bir soru sordum Matt. Ne Carl? Gerçekten sana içimi dökeceğimi mi sanıyorsun? Birden ortaya çıkıp tekrar baba olmaya mı karar verdin? Bak, London Times'a gitmem gerekiyor. İnanılmazsın, biliyorsun değil mi? Times'la tanışmanı istediğim biri var. Artık 5 yaşında değilim ve beni yönlendirmen artık çok zor. Harold Tribune günlerinden eski bir arkadaş. Times'tan bir editörle el sıkışınca birden eski hayatımı geri alacağımı mı sanıyorsun? Hı. Sadece yemek. Baylar, bayanlar, Federasyon Kupası çeyrek final çekilişine hoş geldiniz. Bu dünyanın en eski prestijli turnuvasıdır. Size nasıl bugün yardımcı ayrıca olabilirim? West Ham efsanesi evet, Bay Frank McAvaney ve sponsorlarımızın başkanı Bay Phil Peters da bizimle. Her zamanki gibi ev sahibi takım ilk numara olacak. İki numara. İki numara. Cardiff City bakalım kiminle eşleşiyor. Üç numara. Üç numara Liverpool. Evet. Şşş. 7 numara. 7 numara Sunderland. 6 numara. 6 numara Newcastle United'la eşleşiyor. Bir bakıma Kuzeydoğu derbisi. 8 numara. 8 numara. West Ham United. 5 numara. Millwall'le eşleşiyor. İşte bu kadar. Evet. İşte bu kadar. Evet. Hadi aslanlar. İşte bu çok güzel.
Kutlu. Dostum, onları kaptık. Bu gerçekten çok ses getirecek. Times binasına kimin girdiğini söylesem inanmazsın dostum. Ne? Kim? Küçük Yankee dostumuz. Adım gibi emindim. O piç kurusunda bir şeyler olduğunu biliyordum. Evet dostum, sinsi şey. İşten sonra içerken ayrıntıları anlatırsın. Tamam o zaman, işten sonra görüşürüz. Biliyorsun ablan senin için endişeleniyor. Bazı çeteci tiplerle takılıyoruz. Çete değiller baba, onlar benim arkadaşım. En azından bunun hakkında yazamaz mısın? Bunun hakkında yazmak mı? Hayır. Mehmet dinle. Benimle eve dönmeni istiyorum. Ne? Bak bana bir baba olarak güvenebilirsin. Ama bir gazeteci olarak söylemem gerekiyor. Sahip olduğun en önemli şey itibarındır. Harbur'da geri dönüp adını temize çıkarmalısın. Seninle birlikte başarabiliriz. Unut gitsin baba. Ben eve dönmüyorum. Tanrım. Bak. Bu seni memnun edecekse bir günlük tutuyorum. Senin öğrettiğin ve benim devam ettirdiğim tek şey. Hı hı. Bunu biliyordum. Sadece emin olmak istemiştim. Hey Steve, nasıl gidiyor? Seni merhaba. Görmek çok güzel. Nasılsın? Nasılsın? Matt. Merhaba. Üzerimi değiştireceğim. Uçak ne zaman? Sen işine bakabilirsin. Arabam yarım saat içinde burada olur. Benim torunuma veda etmem gerekiyordu. Ben gidiyorum baba. Tamam Matt. Bak biliyorum bütün bunlar... Seni görmek çok güzeldi. Nasıl gidiyor? İyi. Çocuklarla çekilişimi kutlayacaksın. Çekiliş mi? Kiminle eşleştik? Bilmiyor musun? Hayır. Hadi ama Steve, kiminle? Millwall. Kendi sahamızda. Peki oynamayı istemiyor musun ha? Hadi bakalım. Merhaba hayatım. Merhaba. İyi misin? Evet, babamın benle oynamasını izliyordum. Bize pek babalık yapmamıştı ama dedelik konusunda iyi. Oldukça kibarlaşmış görünüyor. O hırçın gazeteci. Siz büyürken çok aptallık yapmış. Neden babanızın raketini kullanmadığınız anlaşılıyor. Bu da ne demek? Elis, onun yolundan gitmek işte. Sen ne diyorsun? Matt var ya. Anlamadım. Matt babamıza her zaman benden çok daha fazla hayran oldu. Shannon, Matt var ya ne demek? Yani Matt Harvard'da okudu. Gazetecilik eğitimi alıyordu. Sadece umarım okula geri döner. Tabii kardeşinin etkisinden kurtulabilirsin. Demek şu bizim Yankee bir gazeteci ha? Ona iki cenaze birden düzenleyeceğiz anlaşılan. Sky News, News at 10, I'll be on that. En büyük biziz, 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 en büyük biziz. Steve, burada ne yapıyorsun? Seninle biraz laflayalım mı? Ne oldu, Shannon iyi mi? Evet, Shannon iyi. Niçin bana söylemedin? Steve Dunham burada. Niçin bana bir gazeteci olduğunu söylemedin? İyiydim, bıraktım. Ne fark eder ki, söylesene. Dinle dostum, bazı insanlara göre bu çok şey ifade eder. Sen ne anlarsın ki? Beni dinle. Sen iyi bir adamsın ama içine sürüklendiğin şeyin farkında değilsin. Kardeşime en iyi dostunun bir gazeteci olduğunu söylemeliyim. Şimdi buradan hemen gidiyoruz. Şerefe! Steve Dunham... Bunca yıl sonra Abby'ye dönmüş.
Evine hoş geldin reis. Reis! Geldim, geldim. Pekala çocuklar. Burada ne arıyorsunuz? Yanki burada mı? Hayır, o... O lanet olasıca bir gazeteciymiş. Ne? Bu çok saçma. Hayır, doğru dostum. Onu Times'tan çıkarken gördüm. El sıkışmalar, jestler... Bütün bunların anlamı ne peki? Düşün. Adam ansızın geliyor. Ve hayatında hiç kavga etmemiş. Bir anda grubun bir numaralı adamıyla sıkı fıkı oluyor. Tanrı aşkına Pi, Times'ta başka ne işi olabilirdi ki? Hayır, bu bir şeyi kanıtlamaz. Orada olmasının yüzlerce nedeni olabilir. Buna bizzat kendim karar vermek isterim. Bu konuda emin misin Bo? Madem buraya böyle giriyorsun, emin olsan iyi edersin. Evet, eminim dostum. Şuna bak, bu onun değil mi? Evet. Evet ha. Bakalım ne varmış. Hey Kit, sen bu bilgisayardan anlarsın, bir bakıver. Pislik herif. Bu nedir? Bir bakalım. İlk maç West Ham Birmingham. Kendi sahasında Pete beni Walsh yolundaki Bridge Table barına götürdü. Esas mekanı ve çetesiyle tanıştırdı. Bak şimdi de bir çete olduk. Devam etsene. Bower Pete'in sağ kolu olan belalı birisi. Pete bir nevi Bower'ın emir kulu. Mutlu musun? Hepimize anlatmış. Benden hiç söz etmemiş. Burada bekleyin. Müslüme bir şeyler giyeyim. Yani reis sensin. Öyleydim. Sanırım bazılarına göre hala öyleyim. Terry görkemli günlerimizde benim sağ kolumdu. Bu çok uzun zaman önceydi. Hı. Peki niye bıraktın? O zamanlar çılgın serserinin tekiydim. Tek umursadığım ülkedeki gruplar arasındaki prestijimdi. Millwall hakkındaki hikayeleri duydun değil mi? Gittiğim son maç Millwall-West Ham maçıydı. 10 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bütün yıl boyunca bu maçı bekledik. Sonunda Millwall'daydık. Evet, onların bölgesindeydik. Bizden kalabalıktılar. Biz de heyecandan bir türlü yerimizde duramıyorduk. Tommy Hatcher onların en önemli adamıydı. 12 yaşındaki oğlunu getirmişti. Tommy Junior'ı. Bir pitbull'a benzeyen bu ufaklığı getirir bağırtırdı. Maçı kaybettik. 3-0. Ve Millwall'lu serseriler bizimle dalga geçti. Sinirden deliye dönmüştüm. Bu duruma izin veremezdim. Anlıyor musun? Bütün grubu topladım ve onları kovaladık. Tekmeler altında kafasının ezildiğini gördüm. Bu olaydan sonra asla maça gitmedim. Ondan sonra da reisliği bıraktım. Bu arada kız kardeşine tanıştım. O benim meleğimdi. Beni bu hayattan çekip kurtardı ve yeni bir hayat sundu. Bütün bu saçmalıkları unutmama yardım etti. Eğer bu hayata geri dönersem
beni terk edeceğine dair yemin etti. Ama o gurur dolu günler hala içimden çıkmıyor. Maç günleri geldiğinde, stadyumun uğultusunu duyduğumda kalabalık adeta inimden çıkmam için beni çağırıyor. Bunları aklıma getirdiğimde tekrar dönmek istiyorum. Ama Shannon bana bir şey öğretti. Hayat bunlardan ibaret değil. Bütün bu anlatılanlar ilgini mi çekti? Belki bunları da yazarsın. Ne? Seni lanet olası gazeteci biçi! Durun, hayır, durun! Durun dedim! Durun! Ne yaptığının farkında mısın? O lanet olası bir köstebek. Ona bir şey anlatma. Sana farkında mısın dedim. Ne? Sen biliyor muydun? Benim bütün bildiğim onun Harvard'da gazetecilik okuduğu ama okulu çoktan bırakmış. Onun bizim hakkımızda yazdığı tüm yazıları bulduk. Alt tarafı bir günlük. Ne seni iki gazeteciyle birlikte Times'ta görmüş. Babamdı. Gazeteci olan o, biliyorsun. Onun babası bir gazeteci ve sen de bunu biliyordun. Şimdilik ha? Bunun bir önemi yok, tamam mı? Yok öyle mi? Ha o gazeteci olmuş ha babası, ne fark eder ki? Onlardan birinin İçimize sızmasına izin verdin. Hiçbir şey öğrenmeye çalışmıyorduk. Yapav lanet olası çeneni. Onun kim olduğu umurumda değil. Gruptaki birine girişemezsin, anlıyor musun? Senin neyin var böyle? O hepimizi mahvedecek ve sen de sadece izleyeceksin. Hayır. Hayır Steve. Sen reissin. Bu grubu sen yarattın. Hayatımızın en büyük dövüşüyle karşı karşıyayız. Ve Ödbek kardeşi bize önderlik etmek konusunda son derece yetersiz. GSC, Pete'in grubudur. Tamam mı? Onun dediği olur. Öyle mi? Hepinizin canı cehenneme. GSC'ymiş. Çekilin yolumdan, çekilin! Üstünü başını temizle hemen. Tommy! Sonunda West Ham pislikleri elimize düştü. Ha? Çok güzel. Sonunda! Burada ne arıyorsun? Marki'ye otur evlat, sakin ol. İşte böyle, sana söyleneni yap hatta. Git işine. Power. Bu şekilde buluşmaktan artık vazgeçmeliyiz ha evlat. Bu çok uygunsuz. Bu saatte evinde arkadaşlarınla oturup bizi nasıl yeneceğiniz hakkında konuşmanız gerekmiyor muydu sizin? Yoksa sevgilinle mi kavga ettin? Hadi dostum, hadi. Sen de gelsene buraya. Ne istiyorsun bu? Evet, geçen gün sana zaten görüyorsunuz. Lanet olası yanki bir gazeteci çıktı. Şu anda barda. Tommy, onun defterini görmelisin. Herkesi parmağında oynatıyor. Bunu yapmam için bana bir neden göster. Hayır, oynuyordu. Reis Tommy yanında. Jason olsaydı da o köle engelleyemezsin. Adamları kaçıyor. Steve Dunham orada mı? Tamam oğlum. Evet, iki tane bira. Tamam. Hemen geliyor. Ha, teşekkür ederim. Kes sesini. Seni lanet olası tarihçi. Kimsin sen? Sana tarih öğrencisi olduğum konusunda yalan söylediğim için üzgünüm ama ben bir gazeteci değilim. Bu çok berbat bir durum, anlıyor musun? Neden her şeyin kaydını tutuyordun? Alt tarafı günlük, hayatım boyunca tuttum. Times için mi çalışıyorsun? Söyle bana. Hayır. Sana gerçeği söylüyorum. Bana inanmalısın Pete. Dostum, beni çok zor bir duruma soktun. Eğer bizimkileri ikna edemezsem, ekip liderlerinin başı lanet olası Bianchi yüzünden belaya girmekle kalmayacak, Jason de sonunu getirecek. Şimdi buradan çıkıp onlara Bob'un konuyu yanlış anladığını söyleyeceğim. Ve senin bizlerden biri olduğunu. Umarım yeni bir
yanlış yapmıyorumdur. Evlat, Bower. Bize söylemek istediğin başka bir şey var mı? Tom, lütfen. Nasıl öğrendiğinizi... Ne yazık ya, çekilen bir tek sen olacaksın Bower. Kanmazcığım. Lanet olsun. Bu iğrenç durum Bower'ı gruptan koparabilir. Dostum, sana ihtiyacım var. Sadece Millwall işinde. Size yardım edemem. Karıma ve oğluma verdiğim bir söz var. Sözüme sadık kalacağım. Bak, öyle bir an gelir ki sahip olduğun en iyi itibar ailenin gözündeki olur. Lanet olsun. Ne oluyor? Lanet olsun. Merhaba çocuklar. Çocuklar. Tanrım. Hep git başımdan. Şerif! Şerif! Önce yıldan sonra Ebi'ye gelene de bak. Hayır Tom. Ben bu işleri çoktan bıraktım. Emekli oldun ha? Kendine yanki bir kadın da buldun ha? Bir oğlun da var ha? Dinle. Benim de bir zamanlar hayır, vardı. Dinle beni, onu hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun dedim sana? Artık hayır, çok geç. Hayır. Şimdi dinle beni. Bu gece ölüyorsun ve ödeşmiş oluyoruz. Tamamdır, gidelim artık. Git, git buraya gel dostum. Tanrım. Bunun nesi var? Yatırın onu. Ben ne yaptım? Oğlum sen ne yaptın? Hemen bir araba bul. Ne? Lanet olsun. Tamam, yavaş, yavaş. Peki. Hadi girin şu arabanın içine. Hadi yürüyün. Gidiyoruz buradan, hadi. Çabuk. Biri yardım etsin. Biri bize yardım etsin. Yaralandı. Lanet olsun, acele edin. Hadi tamam, hadi. Çabuk olun. Hadi dedi. Atlatacakmış.
dostlara güvenmek. Sen her zaman benim sorunumun dostlarıma güvenmek olduğunu söylerdin. Dostlarıma çok fazla güvenirim. Yankee'ye çok fazla güveniyorum. Kendini böyle mi haklı çıkarıyorsun? Beni sırtımdan bıçaklayarak mı? Tommy ile birlikte olup reisi mi öldürecektin? Abimi mi öldürecektin? Tommy'yi öldürdüm. Senin bir tek sözün yeter. Bunun için sana ihtiyacım yok. Artık hiçbir şey için sana ihtiyacım yok. Lütfen yapma. Hemen git buradan. Hemen git. Lütfen, lütfen yapma, lütfen. Şenin, Şenin. Sen hastasın, tamam mı? Hastasın sen aşağılık herif. Doktor iyileşeceğini söyledi. Sadece biraz zaman alacakmış. Biz yarın gidiyoruz. Burası artık bizim için güvenli. Durum nasıl? İyileşecek. Şimdi ne olacak? Meseleyi çözmek istediğim konusunda Tommy'ye haber gönder. Nerede? Bu işi kökünden halledeceğiz. Issız bir yerde. Polisten uzakta. Ike iskeledeki dostun hala oranın güvenlik görevlisi mi? Evet. Onu bul. İşi ayarla. Tamam. Hadi. Neler oluyor? Öğlen benle Boston'a uçuyoruz. Onu bırakıp gidemezsin. Bizi korumaya çalışıyordu. Bunu ona yapamazsın Şenin. Evet yapabilir. Yapmak zorunda. Sen de yapmalısın. Ben yarın seninle iskeleye geleceğim. Tanrı aşkına Matt. Barımıza paldır küldür girip abine hastanelik ettiler. Bu artık senin sorunun değil. Sen neler söylüyorsun böyle? Bu olay senin kadar beni de ilgilendiriyor. Matt, beni dinle. Eve dönüş zamanı.
Evimin neresi olduğunu artık bilmiyorum. Bence ikimiz de bilmiyoruz. Dostum, bu benim kavgam. Hastanede olan benim abim. Tommy'nin icabına bakacağım. Evine dön dostum. Baloncukları üflüyorum. Hepsi havada süzülüyorlar. Gökyüzüne uzanıyorlar. Rüyalar gibi solup gidiyorlar. Solup gidiyorlar. Doğru olanı yapıyorsun Matt. Evet. Biliyorsun eve döndüğünde kimse buradaki itibarını umursamayacak. Biliyorsun değil mi? Ben bir taksi çağırayım. Matt nerede? Sonunda evine döndü. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Yapmışlar mı ödetelim onlara? Evet. Burası merkez. Devriyelerin şüpheli durumları bildirmesini rica ediyoruz. Tekrar ediyorum. Şüpheli durumları bildirin. Bütün ekiplerin dikkatini 13. caddede kaza oldu.
Taksi geliyor. Matt? 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 Dunham'ın karısı. Eğer Tommy arabaya ulaşırsa ona ne yapacağını biliyor musun? Bu herif bir hayvan.
Merhaba hayatım. Matt! Kapıyı aç! Kapıyı aç yoksa camını kırarım! Sana kapıyı aç diyorum kaltak! Kapıyı aç! İyi misin? Ben iyi mi? Evet, Matt! Şimdi gününü göreceksin! Kötü yanki! Aşağılık herif! Bob, kendini affettirmek ister misin? Abimin ailesini buradan götür. Tommy! İşimi bitirmek istemiyor musun yoksa? Senin işin zaten bitti ufaklık. Adamların bir dakika içinde senin icabına bakacak. Oğlunu biz öldürmedik Tommy. Sen öldürdün. Onu koruman gerekiyordu dostum. O senin oğlundu. Oğlum hakkında konuşma. O senin oğlundu Tommy. Sana sus dedim. O senin seneni. Bin hemen arabaya. Dur lanet olası arabaya bin hemen. Daha küçük bir çocuktu. Suratının her tarafı yumruklanmıştı. Dağılmıştı. Midemi bulandırıyordu. Ha? Şimdi gülemiyor. Beni sinir edemiyor. Ne gülüyor, ne şartlıyor. Bırak bunu, aşağılık geliyor. Yeter mi? Onları ben götürürüm. Sen git. Onu bırakamazsın. Bin! Bakmayın, yardım edin. Pete Dunham'ın yaşamı bana zamanı geldiğinde ayakta durmayı öğretmişti. Ölümü ise zamanı gelince ayağımı çekmem gerektiğini. Ona teşekkür etmek için bir daha şansım olmayacaktı. Ama bir bakıma onun onurunu yaşatabilirdim. Buyurun efendim. İşte orada efendim. Çok fazla. Pekala. Epstein röportajı için tebrik ederim Von Holden. İyi bir delege olmalı. Evet, aynen öyle. Bunun babanın seçimiyle bir ilgisi olmadığına bahse girerim. Canın cehenneme Todd. Beyler, izin verirseniz restoranın tuvalet hizmetinden faydalanmak istiyorum. Pislik herif çok şanslı. Thank you.
Bu da ne? Mehmet Bakınır. Bu sen misin? Tanrım Mehmet, berbat görünüyorsun. Bakınır, izin verir misin? Arkamda olacağını söylemiştin. Ne? Harvard'da senden kazık yedim. Arkamda olacağını söylemiştin. Ne kadar şakacısın. Uyuşturucu senindi. Benden daha fazla şey kaybedeceğini söyledim ve arkamda olacak. Pekala. Evet, evet. Öyle demiştim. Tanrım et. Şu anda toplantıdayım. Ofisimi ara. Cindy ile görüş. Senin için bir randevu ayarlar. Benimle dalga mı geçiyor bu salak? Ve arkamda olacaktı. Evet, öyle demiştim. Bu da neyin nesi? Bu mu? Bu Harvard'a dönüş biletim. Ver onu bana. Ben olsam yapmazdım. Ben hep baloncukları üflerim. Hava süzülürler. Gökyüzüne uzanırlar. Tıpkı rüyalarımız gibi solup gidiyorlar. Şans daima saklanır. Onu her yerde arıyorum. Ve işte sonunda buldum. Sen bizim tek ailemizsin. Yunaycık! Yunaycık! Adjacent, that's how we stand ground. I feel serenity when I'm facing my enemies, knowing any friend will be sending me plenty of energy. Lending a thought to penalties, never get what the end will be. It's time to knuckle up, ayo, you ready? Well, you better be. Yeah. Rep yourself, rep your fam. Rep your health, then rep your clan. If the test of a man is to throw up your hands, and we gon' do that party because it's united we stand. Defiance and do our alliance in these wars. We see the probable cause in most of our killing. But what about the ones not willing and the ones who was children? We supposed to be building a better day for tomorrow. I feel like we climbing the mountain, biggest Kilimanjaro. If you feeling the sorrow, you know that your heart isn't hollow. I'm ready to lead a new mission. Are you ready to follow? Not swallow government interests or their excuses to devour. While corporations killing millions with abuses of power. I refuse it to sour, to just stand by and be quiet. But I'm curbing my urge to serve these motherfuckers a riot. We gotta question the weapon used for repping up in our habitat. Independence mightier, why do you wanna go and grab again? The goal is evolution, but it has to be passive. Start with the health of self and pass the mental wealth to the massive. Rep yourself, rep your fam. Rep your health, then rep your clan. The real test of a man is to put down his hands. And we can be united, cause if we divide it, we damn. Thank you.
paint your wife and smile off your face.